arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Halkaları kullandığımız uzun lifimizi sizlerle birlikte öreceğiz. Püsküllü lifimizi şu şekilde bakınız. Lifimizi dilediğiniz lif ipleriyle örebilirsiniz. Aynı şekilde elinizin yatkın olduğu lif ipini kaldıracak bir tığ da yeterlidir bu çalışmamızı yapmak için. Evet, şöyle görelim çalışmamızı. Diğer gri'mizi de şöyle bakalım. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Herhangi bir marka lif ipimi, 2 tane halkamı ve 2,5 numaralı tığımı lifimi örmek için kullanıyorum. Hemen başlayalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Bir zincirimi çektim. Halkamın bir tanesini alıyorum. Diğerini bitişte kullanıyoruz. Hemen alttan giriyorum. İpimi alıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tığımızın başını dolamadan altından girelim. Sıkı bir şekilde örelim. Altından geçiyorum. Kapatıyorum. Çok zevkli. Bakınız, gayet de kolay. Başını dolamıyoruz. Altından giriyorum, üzerinden ipimi alıp kapatıyorum. Alttan giriyorum. Sayı önemli değil, önemli olan güzel bir şekilde kapansın, seyrek kalmasın. Çok da üst üste bindirmeyelim. Görüntümüzü güzel bir şekilde ayarlayalım. Altından giriyorum. Bakın, elimizde şöyle tuttuğumuz zaman çok daha rahat, ritimli bir şekilde yapabiliriz. Evet, sona kadar geliyorum. Bir uçtan diğer uca kadar bakın sımsıkı ördüm. Şimdi birleşme noktasındayım. Bakın, başlangıç yerimizdeyiz. Hemen atıyorum, tığımın ucunu girdiriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve yukarıya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı artık birer birer örmeye başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. İpimizi de bakın alta gizleyerek örüyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da alıyorum. Yanına batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İpimizi gizleyelim. 1, 2, 3. Toplamda 20 tane trabzanımızı bu ilk sıramıza örelim. Bir defa dolayalım. 3 defa da çekelim. İpleri yarımlamayalım lütfen. Tane trabzanımı ördüm. Şimdi son trabzanımın üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve ikinci sıramızda yeniden artışlarımıza başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı 1, 2, 3 aynı yere bir daha batıyorum. Hemen 1, 2, 3. 2 tane örüyorum. Diğerini tek örüyorum. Bir tek, bir çift, sıradaki çift örüyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Sıradakini tek örüyorum. Bir sonraki trabzanımı yine çift örüyorum. 1, 2. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak ilerleyelim. Sıramızın başına kadar geldim. Tek çift, tek çift ördük ve sıranın sonundayım. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. İpimi bu yöne çıkarıyorum. Parmağımla ipimi bastırıyorum. Diğer tarafta püskül olacak yerde 3 defa da alıyorum. Artma yapmıyoruz. Sıradakine batıyorum. İpimi bu yöne çıkarıyorum. İpimin üzerine parmağımı basıyorum. 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum.
Sıradaki trabzana batırıyorum. İpimi öne çekiyorum. Parmağımı basıyorum ipimin üzerine. Etrafından dolanarak 3 defa da örüyorum. Tekrar bakınız parmağım bu tarafta. Yani parmağım da halen ipim sarılı. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Önce ipi öne çekiyorum. Parmağımı çıkardım. İpimin üzerine basıyorum. 3 defa da alıyorum. 2, 3. Tekrar batıyorum. İpimi öne çıkarıyorum. Parmağımı basıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Bakınız şu şekilde püsküllerimizi ön tarafı yani diğer tarafa düşürmüş oluyoruz. Parmağımı taktığım yer. Ve devam ediyorum. Artış yapmadan ilerliyoruz. Trabzana batıyorum. İpimi buraya çekiyorum. İpimin üzerine bastırıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. İpimi öne alıyorum. İpimin üzerine arkadan basıyorum. Etrafından dolanarak alıyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. İpimi alıyorum. Parmağımı çıkarıyorum. Yeni yere batıyorum. Basıyorum. 2, 3. Tekrar ipimi çıkardım. Parmağımı bastım. 3 defa da ördüm. İpimi çıkarıyorum. Parmağımı basıyorum. 3 defa da örüyorum. Parmağım takılı bakınız. İpimi öne çıkardıktan sonra parmağımı çekiyorum. İpimi öne çıkardım. Parmağımı çekip ipimin üzerine basıyorum. 1, 2 ve 3. Yapalım biraz daha. Doluyorum. İpimi bu yöne alıyorum. Parmağımla ipimi basıyorum. İpimi alıyorum. Parmağıma ipimi bastırıyorum. İplerimizi tek almayalım. Lif ipi malum iki kat olduğu için. Basıyorum ipime. İpimizi bu yöne çekince hemen parmağımızı çıkarıp üzerine basalım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Bu bizim 3. sıramızdı. Bakınız 1, 2, 3. 20 tane trabzan başladık. Bir tek bir çift ördük. 3. sıramızda artış yapmadan püsküllerimize başladık. Şimdi 4. sıramızı örmeye başlayalım. Aynı anda artışımızı yaparsak birdenbire torbalaşacaktır. Torbalaşmasını istemediğimiz için yavaş yavaş artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi en son trabzanım üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve yine püsküllerimi çalışmaya başlıyorum. Bu sıramızda artışımızı yapacağız. 5 tane trabzanımızı örüp 6. yani 5. 2 defa öreceğiz. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. İpimi bu yöne çıkarıyorum. Parmağımı basıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Parmağımı basıyorum ipimin üzerine. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanıma battım. İpimi çektim. Parmağımı çıkarıp ipimin üzerine basıyorum. Ve 3 defa da örüyorum. Tekrar ipimi çıkarıyorum. Parmağımı basıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa ördük. Yani 5 tane trabzanımızı ördük. Bir tane artışımızı yapalım. Aynı yere batıyorum. İpimi alıyorum. 1, 2, 3. Lütfen buna dikkat edelim. 4. sıramızda 5 tane örüp 5. çift örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. bakınız çift olarak ördüm. Şöyle diğerlerini de görmenizi istiyorum. Yeniden İpimi geçiriyorum. Parmağımı çıkarıp ipimin üzerine basıyorum. 1, 2, 3. 3 defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekiyorum. İpimin üzerine basıyorum. 2. trabzanımı ördüm. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı örüyorum. Ve 5. örüyorum. Basıyorum üzerine. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere. Bakınız aynı yere bir daha girerek. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Aynı yere giriyorum. Artışımı yapıyorum.
artışlarımı hepsini aynı yerde yapmadık. Yine devam ediyorum. Parmağımı ipime basıyorum. 1. İpime basıyorum. 2. 2. Sırayı takip ediyorum. İpimi çıkardıktan sonra bu yöne 4.'cüyü örüyorum ve 5. trabzanımı örüyorum. Çıkardım, basıyorum. 1, 2, 3. Doluyorum aynı yere. Batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 5 tane örelim. 5.'ye bir daha batalım ve artışlarımızı 5 trabzanda bir tane artış olarak bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görelim, bakınız püsküllerimiz bu yönde gayet hoş durdu. En son trabzanımızı düz olarak örüyoruz. Püskül yapmıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum. Bu sırada bakınız artışımı yaptığım için 5. sıramızda artış yapmadan örüyoruz. Birer birer. Basıyorum. Her birine bir tane örerek ilerliyorum. Bu 5. sıramız. Yavaş yavaş artıyoruz. Yığılma yapmıyoruz. Keserken de aynı şekilde yavaş yavaş keseceğiz. Her iki yönümüz de güzel olacak. Sona kadar gelelim. 5. sıramızı artış yapmadan tamamladım. En son trabzanımızı püskül yapmadan örüyoruz. 1. trabzanımızı zaten zincir çektiğimiz için püskül yapmıyoruz. Baştaki ve son trabzanlara püskülümüz yok. Tekrar hatırlatmak istedim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden çeviriyorum. Bu bizim 6. sıramız. Son artış yapacağımız sıramız olsun. Hemen 2. trabzanımın üzerine batıyorum. İpimi öne aldıktan sonra arkadan basıyorum. Öne alıyorum tığımla, arkadan basıyorum. Yine 5 tane trabzanımızı örelim. 5.'ye bir tane daha batalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakınız. Aynı yere giriyorum. İpimi bastırıyorum ve örüyorum. Tekrar birer birer 5 tane olana kadar örüyorum. Beş olana kadar ilerleyelim. Sayalım şimdi artışımızdan sonrasını. Bakın artış yaptığımız yer burasıydı. İki defa battık. Şöyle görmenizi istiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi öreceğim sıra 5. Yani öreceğim sayı 5. trabzan ve aynı yere, bakın aynı yere bir daha batarak artışımı yapıyorum. Her 5'te bir artışımızı bu sırada yapıyoruz. Sonrasında sayalım ve devam edelim. Sona kadar. Sıramızı tamamladık. Şöyle önden ve arkadan bakınız. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Bakınız ilk defa dibine batıyoruz. 1, 2, 3 ve hepsini birer birer örüyoruz. Artık artma işlemi yapmıyoruz. Burada 42 tane trabzanımız olacak. Diğer sonu da, sondan bir öncesini de iki defa öreceğiz ve 42 trabzan yeterlidir bu lifimiz için. Artışımız bitti artık. Dümdüz istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. Yine kesme işleminde tekrar birlikte olacağız ama diğer uçta bir tane artışımızı bu uçta yaptığım için bitiş dediği yapıyoruz. Birlikte yapalım. Bakın şöyle örerek devam ediyorum. Hiç toparlamayacak, aşama aşama artırdığımız için.
sona doğru geleyim. Sıramın sonuna doğru geldim. Şöyle görelim. Son iki tane trabzanım kaldı. Başta bir tane artış yapmıştım bu sıramda. Bakınız buraya son trabzandan bir öncesine batıyorum. İpimi alıyorum. Parmağımla basıyorum. Örüyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Parmağımla basıyorum. Örüyorum. Son trabzanımın tepe noktasına batarak şöyle tepe noktasına batıyorum ve örüyorum. 1 2 3 tek al, tek kanadını aldım. Hemen iki kanatlı çalışalım. Hemen yıpranıp sökülmesi, yırtılmasın. Evet. 1 2 3 bundan sonrasında herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde örerek ilerleyelim. Bakınız hemen toparlanmadı. Çok çok güzel oldu. Ördükçe daha da güzelleşecek. Evet, devam edelim. 20 sıra kadar örelim. Ya da yeterli, ne kadar uzunluk istiyorsanız tamamen keyfinize göre, zevkinize göre değişecektir bu uzunluk. Evet, şimdi ben örmeye devam ediyorum. Lifimizi 45 sayısına çıktıktan sonra aşağıya doğru örmeye devam ettim ve gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şöyle görelim. Her iki yönüyle de gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 sırayı ördüm. Şimdi uzunluğuna da santim olarak bakalım isterseniz. Daralma işlemlerine geçeceğiz. Şimdi 45 santim. Bir de daralma işlemimiz olacak. Daralma işlemini yaptığımız zaman 50 santime yaklaşacak. Şimdi arttığımız gibi yapıyoruz. 5 tane ilmekte bir tane kesiyoruz. Trabzanlarımızı yine parmağıma takarak örüyorum. 5'te 1. 5'te 1. 5. ile 6.'yı bir örüp artırmıştık. 5 ile 6'yı kesiyoruz burada da. 3 4 5.'yi örüyorum. Bakınız. Parmağımı basıyorum. 1 2 kapatmıyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine batıyorum. Bakınız kapamadım burada. Lütfen buraya dikkat edelim. Daralmalara geçiyoruz. Bir sonrakine batıyorum. Parmağımı basıyorum. 1 2 3'ünü aynı anda çekiyorum. 5. ilmeğimi ve 6. ilmeğimi birlikte çekerek bir tane ilmek azaltıyorum. Ve yeniden sayıyorum. 1 2 3 4 5 5'i 2 defa çekiyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine basıp ipimi çekiyorum. Parmağımla basıyorum. 5. ve 6. ilmeğimizi aynı anda çekerek daraltıyoruz. Ve her 5'te 1 bu sıramızı daraltalım. Üstteki sırayı dümdüz örelim. Eksilme yapmadan bu sıramızda başa kadar geldim. Şimdi arkaya çeviriyorum. Yine bu sıramızda da 5 tane örüp 5 ile 6'yı aynı örüp daralma işlemimize geçiyoruz. Parmağımı basıyorum. Trabzanımla birlikte 2. Hemen 3.'ü örüyorum. Tıpkı genişlerken yaptığımız gibi bu kez de genişlerken yaptığımız işlemin tam tersini yaparak ilerliyoruz. 4 tane ördüm. 5.'yi örüyorum. Basıyorum üzerine. 2 çektim. 3.'yü bekletiyorum. 6.'yı yandan alıyorum. 1 2 5 ile 6. trabzanımı tek seferde çekiyorum ve bu sıramızı da bu şekilde 5 tane örüp 6.'yı yanına ekleyip keselim. Bir üst sırayı kesmeden örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Hem bu sıramız hem de kesmeden öreceğimiz de toplam 2 sıramızı tamamlayarak gelelim. Evet, sıramı eksiltmeden tamamladım. Artık bu sıramızda 2 tane örelim. 1 2 3.'yü örüyorum. 4.'yü 2 defa örüyorum ve yanındaki 5 ile alıyorum. Artık iyice sona geldik. 4 ile 5'i aynı anda kesiyorum. 1 2 3 4'ü 5 ile birlikte
dar alacağız. 1 2 ördüm. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 aynı anda çekiyorum. Bu sıramızı bu şekilde örelim ve ilmek sayımızı iyice azaltalım. Eksilme işlemlerini yaparak lifimizi tamamlamaya doğru çok yaklaştık. Eksilmelerimizde tıpkı artmalarımızda yaptığımız gibi artmalarımızda da 5 tane örüp 6.'yı bir tane artıyorduk ve bir sıra üsttekini artış yapmadan örüyorduk. Burada da eksilme işlemimizde aynısını yaptık. 5 ile 6'yı aynı anda kestik. Bir üst sırayı hiç işlem yapmadık, yani kesme yapmadık. Tekrar onun üzerindeki sırayı yine kesme işlemimizi yaptık. Bir sonrakinde kesme yapmadık. Şimdi en son sıramıza geldi. Ve burada artık püskül çalışmıyoruz. Eğer fazla eksildiyseniz hiç önemli değil. Aralıklarla bunu ayarlayabilirsiniz. Trabzanımı zincir olarak ördükten sonra ikinci trabzanımı ördüm. İki defa çektim. Yanındaki trabzanımı örüyorum. 1, 2. Her ikisini 2 ile 3'ü çekiyorum. Diğer trabzanımı tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı 1 2 defa çektim. Bir sonraki trabzanımla onu da 2 defa çektikten sonra her ikisini aynı anda çekerek daraltıyorum. Eğer sayınız azsa daha az kesebilirsiniz. 20 trabzanımız bize lazım olabilir. Çünkü püskül olduğu için sarılar, sayılar karışabilir. Hiç önemli değil. Bir tane tek ördüm. Yanındakini örüyorum. Ve kesiyorum. Tekrar bir tane tek. Çift örüyorum. Bir diğerine batıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Toplamda 20 trabzan olacak şekilde ayarlamamızı yapalım ve sıra sonunda görüşelim. Evet, trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi en son sıramızı yapıyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Hemen halkamı da alıyorum. Artık halkamızla birlikte bağlantımızı yapıp lifimizi kapatıyoruz. 3 tane trabzanımı kenardan ördükten sonra halkamın çevresinden geçtim. Tekrar göstermek istiyorum. Kenar 3 tane zincirimi çektim. Halkamı elime aldım. Altından giriyorum. Sanki ilk başlar gibi şöyle tutuyorum. Çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Tığımı başını doluyorum. Trabzanımı düz olarak örüyorum. 1 2 3. 3 trabzanımı ördükten sonra halkamın altından giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanıma giriyorum. 1, 2, 3. Üçünü de ördükten sonra halkamın altından girip bir tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar sıradaki trabzanıma dönüyorum. Çok kolay. Önce trabzanı tamamen örüyorum. Halkama girip sık iğnemi örüyorum. 20 trabzanımızla bu şekilde tamamlıyoruz. Kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Alttaki sayı eğer fazla kesildiyse hiç önemli değil. Nihayetinde lif çalışması yapıyoruz. Hani üzerimizde durunca bozulacak bir yanı yok. Eğer trabzan sayısı eksik kaldıysa 20 olacak şekilde eksilmelerimizi yapmadan sayımızı tamamlamamız yeterlidir. Birkaç eksik olabilir. Normal bu lif çalışmasında püskülden göremeyebiliyoruz bazen. Onun için aralıklarla sayarsanız ilmek kaybetmezsiniz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde bağlayalım. Son trabzanımıza varana kadar ördüm. En son trabzanımızı kapadım. Hemen halkamın çevresinden giriyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi başlangıçta olduğu gibi halkamın bütün çevresini sık iğne ile kapatıyorum. Artık bağlantımızı yaptık. Devam edelim hiç elimizi gevşetmeden. Sıkı olduğu zaman daha güzel görülmekte. Evet, şöyle sıra sonuna kadar tamamlayalım.
Halkamızı yeteri sıklıkta doldurdum ve başlangıçtaki bakınız trabzanımın ilkinin şöyle arasına giriyorum. Şöyle tığımın ucunu geçiriyorum. İpimi alarak ilmeğimi kaydırıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekip sıklaştırıyorum ve ipimi buradan koparıyorum. İpimizi şöyle içeriye doğru trabzanımızın bulunduğu noktaya doğru gizleyelim. Evet, lifimizi örerek tamamladık. Gayet güzel bir çalışma oldu. Pembesini de aynı şekilde örerek bakınız hazırladım. Çok hoş. Gri'mizi de sizlerle birlikte ördük. Şöyle çok güzel oldu. Kesinlikle bükülmeden. Gayet hoş bir çalışma oldu ve bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Evet, umarım faydalı olabilmişimdir ve beğenmişsinizdir çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.